arkadaşlar. Dörtgenler ve çokgenler testinin soru çözümüyle karşınızdayız. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Çokgenlerin özellikleri ile ilgili bir dış açısı 360 bölü n ile bulunur. Bir iç açısı n eksi 2 çarpı 180 bölü n ile bulunur. Ve bir köşesinden çizilen köşegenlerle n eksi 2 tane Üçgensel bölgeye ayrılır. Her üçü de doğru. Cevabımız E seçeneği. Çevre uzunlukları eşit olan çokgenler içinde düzgün olanın alanı en büyüktür. Buna göre çevresi 12 santim olan bir dörtgenin alanı en çok kaç santimetre kare olabilir? Alanının en çok olabilmesi için bu dörtgenin bir kare olması lazım. Çevresi 12 ise her bir kenarı 3'tür. Alanı da bu durumda 9'dur. Cevabımız B seçeneği. Yukarıda 100 birimlik kareli kağıda çizilen çokgensel bölgeye en az kaç birim kare daha eklenirse oluşan şeklin alanı tam kare sayı olur? Tam kare olabilmesi için bir karenin oluşması lazım arkadaşlar. Kare oluşabilmesi için ise buradaki 3 4 5 6 7 tane boşluğun dolması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. A, B, C, D, E düzgün beşgen, ABF eşkenar üçgen olduğuna göre X kaç derecedir? Şimdi ABF B, F eşkenar üçgense hemen gidip açılarını yazalım 60 derece. Bir düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Bu durumda şu kısma 48 kalır. Peki burada kenarlar birbirine eşit olduğundan bir ikiz kenar üçgen oluşur. Yani buradaki taban açıları da 66 derece olur. Yine bir çokgenin iç açısı 108 derece olduğundan buradaki x'imizin 42 derece olması gerekiyor. Cevap A seçeneği. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi biz bu kısmı tamamladığımızda bir düzgün beşgenden bahsediyoruz yine. Tepe açısı 108 derece. O zaman eşitlik varsa bir ikiz kenar oluşuyor. Yani bu kısımlar 36 derece oluyor. Her iki taraf içinde. Peki 36 derece ise burası 108 derece. Ve yine orta nokta olduğundan bir eşitlik var. X'e de yine 36 derece kalacak. Cevabımız A seçeneği. Orçun Bey, ABCD dörtgeni biçimindeki bahçesinde A köşesi ile C köşesi arasındaki uzaklık 56 metre, B köşesi ile D köşesi arasındaki uzaklık 44 metredir. Orçun Bey, bahçenin kenarlarının ortasına birer kazık çakarak bu kazıkları bir sıra telle birleştiriyor. Böylece içinde hayvanların otlayabileceği bir alan elde ediyor. Orçun Bey kaç metre tel kullanmıştır? Şimdi biz bu kısma K diyelim. Orta noktaymış. Bu kısma L diyelim. Orta noktaymış. Bu kısma M diyelim. Bu da bir orta noktaymış. Ve en son şu kısma da N diyelim. Bu da bir orta noktaymış. Bu durumda KL ve MN orta taban olduğu için 20 8 olacak 56 bölü 2'den. LM ve KN yine orta taban olduğu için 22 olacak. Ve çevre KLMN 2 tane 28 artı 22'den 100 gelecek cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? Bir dörtgen iç açısının toplamının 360 derece olabilmesi için D açısının 45 derece olması lazım. D açısı burada katlandığında D üstüne geleceğinden burası da 45 derecedir. O zaman buraya bütünleri olan 135 kalır. Ve yine bir dörtgen iç açıları toplamı 360 derece olduğundan x eşittir 20 derecedir. Cevap C seçeneği. Buna göre e üssü D, C açısı kaç derecedir? Bir altıgenden bahsediyor. Yani bir kenarı 120 derece. Bir iç açısı. Bunlar birbirine eş olduğundan tabanlara 30'ar derece kalacak. Şimdi baktığımda şunu şu şekilde ben de şekildeki gibi birleştirirsem. FD boyunca katlandığı için FD aynı zamanda bir açıortay ortaya olacak arkadaşlar. Burası da 30, burası da 30 gelecek ve şu kısmın 120 olabilmesi için diğer tarafa 60 kalması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği. Verilenlere göre x kaç santimdir? Şimdi baktığımızda biz buradaki F ile C'yi bir birleştirelim. Burası bir orta taban olacak. Yani toplamda FC'nin uzunluğu Algenin özelliğinden çokgen özelliğinden 4 kök 3 olarak gelecek. Şimdi bir kenarının 120 derece olduğunu biliyoruz. Burası 30 derece, Burası diklik yaratacak. bu durumda buraya 60 kalacak. Eğer 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3 gelecek ve burada 60'ın karşısı 3 gelecek. Tamamına 4 kök 3 demiştik. O zaman bu kısım kök 3 olacak. Bir pisagor yaparsak, öklit yaparsak daha doğrusu şuraya e noktası diyorum. h e öklitten 1 gelecek. Eğer h e 1 ise pisagor yaptığımızda 1'in karesi artı 3 üç kök 3'ün karesi eşittir. x kareden x eşittir 2 kök 7 gelir. Cevabımız b seçeneği. Şekil 1'de verilen düzgün altıgen BF boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Buna göre X artı Y kaçtır? Yine 120 derece altıgenin bir iç açısı. Kenarları eşit bu kısımlara 30'ar derece kalacak. Peki daha sonrasında şu şekli bizler tekrar bir altıgene tamamlarsak. Burası açı ortay görevi göreceğinden katlama noktası. Çünkü 30 30, 30 ve 30 olacak. Madem bir açısı 120 derece, burada x artı 60'ın 120 olabilmesi için x'in 60, burada ise y artı 60'ın 120 olabilmesi için y'nin 60 olması lazım. Toplamda 120 derece gelecek D seçeneği. Aşağıdaki şekilde bir düzgün beşgen veriliyor. Bu düzgün beşgende DEC üçgeni kesiliyor ve aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Buna göre ABC üstü açısı kaç derecedir? Düzgün beşgen bir iç açısı 108 derece ve bu iki kenar birbirine eşitse tabanlara 36 kalacak. Madem C açısı 36 derece o zaman C üstünün de 36 olması lazım. Burada şu kısmın 108 derece olduğunu biliyoruz. Burada bir ikiz kenarlık oluşacak ve burası da 36 derece olacak. Cevap da 108 artı 36'dan 144 olmalı D seçeneği. Yukarıdaki verilere göre düzgün altıgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi buraya A, buraya A. Bu kısımlara da ikişer A demek zorundayız. Bir kenarı 2A çünkü daha sonrasında bizler şu kısmı birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve buradaki dikliği belirtmek adına burayı da o kısımla birleştireceğiz. Şimdi burada bir açı ortay görevi görecek. Ve 60, 60, 30, 30 olarak bölünecek. Bu kenarlar lütfen iyi takip edin. Şimdi baktığımızda 2A köküç olacak 120'nin karşısı. Yani benim FD dediğim şey 120 derecenin karşısı olduğu için 30'ların karşısı 2 aysa 120'nin ki 2 a kök 3 olacak. Ve bizler onu 2 eşit parçaya böleceğiz diklikten dolayı. Yani a kök 3'e <laughs> a kök 3. Şimdi biraz şekil küçük o yüzden buraya da uzun uzun yazıyorum. Bunlar a kök 3 iken paralellikten dolayı FK eşittir KL olduğundan DL de A iken TK dediğimiz şey A bölü 2 olur. Buradaki DC de 2 A iken yine altıgenin özelliğinden BE dediğimiz şey 4 A olur. Ve bizim KB'mize 4 A eksi A eksi A bölü 2'den 5 A bölü 2 kalır. Bunu bana 10 olarak vermiş. 5A bölü 2 eğer 10 ise A eşittir 4'tür. Çevrede toplamda 12 tane A var. 48 gelecek. A üstü e açısı kaç derecedir? Yine sadece bu şeklin üzerinden yapıyorum. Tamamlıyorum. Burası açı ortaya arkadaşlar. Katlama çizgisi. Bir iç açısı 120. Yani burası 30. Burası 30. 30 30 olarak bölünecek. Bizden istediği A üssü F E açısı yani şuraya 60 derece kalacak 120 olabilmesi için cevabımız E seçeneği. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.